Ruhi abi. Ne oldu paşa? Hayırdır abi ya, ben seni bir tedirgin gördüm. İyi misin, bir şeyin yok değil mi? Yok yok. Ne olsun paşam, bir şey yok. Yani işler güçler canım yani. Hadi sen kendi işine bak, hadi. Dert etme, hadi yap. Alo. Buyurun, siz misiniz? Tamam. Hazır, hazır. Ben nereye getireyim parayı? Nasıl yani? Ya öyle sokağın ortasından vereceğim ben size parayı. Ya Melek, Ruhi abinin bir problemi var. Ben de fark ettim. 2 gündür çok garip davranıyor. Ama ben çözdüm. Çözdüm problemi. Nesi varmış? Bu telefon dolandırıcıları Ruhi abiye de bulaşmışlar. Ya baksana, para sayıyor. Parayı nereye bırakayım falan diyor. Ya kim telefonda para ister Melek? Ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum. Ben de duydum o dolandırıcıları. Böyle saçma sapan nedenlerden insanların paralarını alıyorlar hep. Ya bu adam yine ne işler açtılar? Ya onu bilmiyorum da Ruhi abla. Ben diyorum ki polise haber vereyim. Bilgilendirmemiz gerek. Hemen ara, hemen. Hadi. Alo, polis mi? Hah, kolay gelsin. Ben Kuzguncuk'tan arıyorum, bana Mahir'in oradan. Evet evet, Ruhi abi işletiyor. Ya dolandırıcılar Ruhi abiye bulaşmışlar. Bir gelip ilgilenebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Bekliyoruz, bekliyoruz. Geliyorlarmış. Ben hemen Kıl abilere de haber vereyim. Tamam, tamam. Koş. Hadi yavrum. Hadi. Ne haber aslanım? Bana bak. Önemli meseleler mi? Hiç sorma Kıl abi ya. Dolandırıcılar Ruhi abiye bulaşmışlar. Polise haber verdim. Gelmelerini bekliyorum. Sakin. Ya göz kulak verin da kaybolmasın bir yere. Ruhi dalda gezer bu. Ne yapacağı belli olmaz. Ne oluyor babekolar? Hepiniz yay gibi gerginsiniz. Dur Taarruz, dur. Ortalık ortaya karışık. Ya sen buradan bir yere ayrılma da olay her an patlayabilir. Abiler, yeri ve zamanı değil ama geç olmadan birer tabak pilav yiyelim diyorum. Hem zararı da yok. Ya aman misafir, bir sebep çıktın ha. Tamam abi, geldim. Ya abi bir durun, gözünüzü seveyim. Polise haber verdim, geldi gelecek. Geldi, geldi. Buyurun memur bey, hayırdır? Sizin için Sarp Kaya, emniyet müdürlüğümüze ihbarda bulundu. Şebekeler tarafından dolandırıldığınızı düşünüyorum. Ya memur bey, şöyle bir durum oldu. Bana telefon ettiler. Hı. Yani dediler ki bu kadar parayı bulmazsan başım belaya girecek deyince ben de boş bulundum. Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Ya. Anlıyorum Ruhi bey. Fakat bu gibi durumlara itimat göstermeyin. Devlet vatandaşı telefonla değil, yazılı yollarla ulaşır. Anlıyorum. Gördün mü Ruhi Efendi? Az daha gasp ediliyormuşsun. Demek ki ne yapacaksın? Böyle durumlarda hemen polisi arayacaksın. Aman, aman tamam. Ay, başladın yine bır 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 bır. Zaten ilk telefon geldiği zaman ben durumu anlamıştım canım. Bunun bir katakulli olduğunu hemen uyandım. Tabii canım, tabii. Her şeye bir şey bulur, her şeye. Oy 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 oy. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm selam baba. Eyvah! Sevgilinin yurdu ıssız kalmış. Ayak bastığı her yer kırgın bir mezar olmuş. İçimizdeki ahenk uçmuş da ses seda kalmamış yuvada. Yer yer gömülü durur emeller, sanki kıyamet gününü beklerler. Ya Rab, niye böyle bir yığın toprak olmuş yatıyor o temiz saha? Ya Rab, niçin o pırıltı ortada yok? Ya Rab, niçin uzayıp gitmekte bu gölge? Ya Rab, sevgilinin yuvası üzerine gerilmiş bu kat kat karanlık perdesinin anlamı ne? Kardeşlerim, ben size Filistin'i anlattım mı? Anlatmadım baba, anlat, anlat. Taarruz keşisi.
Bırak şimdi çayları. Boğazımızdan geçmez zaten. Hadi otur sen de dinle. Buyurun yaklaşın. Yaklaşın bakayım. Kardeşlerim, ilk kıblemiz olan Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yani bilumun peygamberlerin geçerken illaki uğrayıp şereflendirdiği Nebiler Nebisi, iki cihan sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği Kudüs. Bu mübarek topraklara daha bombaların düşmediği, mini mini bebelerin anasız babasız bırakılmadığı, seksek oynayan küçücük çocukların bana attı bahanesiyle suçsuz yere öldürülmediği Filistin. Ah, ah. Kardeşlerim, Ulu Hakan Abdülhamit Han üstün zekasıyla ta yıllar öncesinden, ya şimdi bu Filistin'i birileri çıkar kendi kendisine vaat eder. En iyisi mi ben bunun tapusunu üstüme alayım, vadi olan bana gelsin diyerekten kendi kurdurttuğu Beşiktaş'taki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gitti. Bizzat şahsi mangırıyla bu toprakları alıp milletine bağışladı. Vezirler hemen bir tabelaya Türkçe, Arapça, İbranice yani o zamanki her dilde özel mülktür, girilmez yazıp tak 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 diye Filistin Caddesi'nin ortasına çaktılar. Oh, harika hareket. Bilsin herkes sınırını. Bu esnada Theodor Herz isminde bulaşık bir gazeteci Basel'deki bir toplantıda yancılarına "Şş oğlum, bana bakın, ben bir devlet kurdum. Hem de vaat edilmiş topraklar üzerinde olacak ha" diye atıp tutuyordu. Tam bu esnada arkadaşından bir telefon geldi. "Yop, Theo, şş, bana bak, bu bize vaat ettiğin topraklar var ya. Oğlum, orası Abdülhamit'inmiş, sen bizi mi yiyorsun?" dedi. "Turşuma evladım bu, devlet kuruyormuş." Kardeşlerim, haberi alan Theodor Herz kendi kendisine "Oh be" dedi. "Osmanlı nasıl olsa hasta adam. IMF'ye borç dağlar taşlar gibi birikmiş. Ben şimdi giderim vaat edilmiş toprakları mangırıyla alırım" diyerekten Herz hızıyla soluğu İstanbul'da aldı. Bu zirzop bulaşık devleti alide yaşayan Yahudilerin haham başısı olan Moşelevi'yi de çeşitli anaforlarla, dümenlerle kandırıp araya soktu ve padişahla görüşme payesine erişti. Sonra da tırsak tırsak huzura çıktı. "Efendim" dedi, "memleketinizde milletimize göstermiş olduğunuz ihtimamdan dolayı size çok teşekkür ederim. Acaba rica etsem ücreti mukabilinde Filistin'i bana satar mısınız?" deyip hemen yanında getirdiği devirasa bavulu açtı. İçerisindeki 20 milyon poundu padişaha toka etmeye çalıştı. Padişaha böyle para. Yürek yemiş herhalde haybeci. Ulu Hakan Abdülhamit Han celallenip ayağa kalktı. "Bir dakika" dedi, "benim kimseye verilecek bir karış toprağım dahi yok. Zira bu topraklar bana değil, milletime aittir. Bu imparatorluğu kanıyla, canıyla sulayıp mahsuldar kıldılar. İktiza ederse tekrar kendi kanımızdan bu toprakları sulayıp bir daha da kimseye vermeyiz" dedi. Yani kardeşlerim, hadi bakalım sana toprak moprak yok deyip yukarıdan aşağı kalayladı, tak diye kapı dışarı etti. Kendi tebaasından olan haham başılıkla taltif ettiği Moşelevi'ye de "sakın bir daha buralara gelme" dedi. Ya bak, parayla alamayınca gasp etmişler demek. Abdülhamit Han hemen dividini, hokkasını önüne aldı. Bir kağıdın üzerine tak 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 Suriye'de bulunan hocası Şeyh Mahmut Şamat'a bir mektup yazarak içini döktü. "Muhterem efendim, mübarek ellerinizden öper duanızı niyaz ederim. Milyon milyon İngiliz lirası ve memleketin dış borçlarını kapatma vaadiyle Filistin'i bizden düşmanlıkla ve her türlü oyunla almak istiyorlar. Ama Allah'a hamdolsun ki bu milletin bir parça toprağını dünya kadar altına vermem. Türlü desise ve hilelerle benden sonra Filistin'i alacaklarını zaten biliyorum. Ama ben milletime hiçbir zaman ihanet etmedim, kara leke sürdürtmedim" dedi. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Abdülhamit Han'ın hocası kendisine gönderilen mektubu okudu. Gözleri buğulandı, nemlendi. Hemen bir mektupla mukabele etti. "Ey Müslümanların halifesi Sultan Abdülhamit Han,
Bilesin ki sen hilafetin emanetine sahip çıktın. Mülkün sahibi ve maliki Allah'tır. Allah senden binlerce kere razı olsun. Dualarımız seninle dedi. Amin. Kardeşlerim, Allah sanki padişaha ileride olacakları dev yarasa bir projektörde seyrettirmişti. Nitekim daha sonrasında aynen dediği gibi oldu. Türlü hilelerle, desiselerle, ayak oyunlarıyla bu kutsal topraklara el konuldu. Sahte gözyaşları döküldü. Çocuklara oyuncak yerine bombalar atıldı. Koşturdukları bahçelere mayınlar döşendi. Kumdan kaleler yaptıkları plajlara bakın, bakın kale yapıyorlar. Demek ki saldırı hazırlığı var diye ateşler saçıldı. Yani kardeşlerim, gözünün üzerinde kaşın var, ağzında dişin var, vücudunun üstünde başın var, elinde taşın var diyerek mazlumlara zulmettikçe zulmedildi. Tüh, Allah cezanızı vermesin. Yahu ne istediniz yavrucaklardan be? Baksana, kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatındır senin ey Müslüman. Kurtar artık o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykusundan uyan. Dehşeti, maziyi getir yadına. Kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Gözleri maziye bakan milletin, ömrü temadisi olur nakbetin. Karşına müstakbeli dikmiş hüda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Bütün bu çocuklara, masum insanlara yapılan bu zulmü bütün dünya görmüyor mu? Niye kimse kılını kıpırdatmıyor? Kıl kardeş, kılının kıpırdaması için vücudunda insan kılı olması lazım. Bu dediğin dünyanın sırtında ise komple sırtlan kılı var kardeşim. Ne demişler? Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni. Yatma tilki gölgesinde, ko yesin aslan seni. Her şey para için. Thank you.